Amerikan Hava Kuvvetleri'nin gelecek nesil stealth yani radar gönüllüğü çok düşük uçak projesi B21 Raider adını taşıyor. Raider demek akıncı anlamına geliyor Amerikalılar için ve bu uçak gelecekte 2026-2027'den itibaren B2 Spirit olarak adlandırılan uçan kanat stealth bombardıman uçaklarının yerini alacak. Aslında geçen yıl ilk fotoğrafları B21'in paylaşıldığı zaman benim aklıma şöyle bir resme bakıp ya bu ne soru işaretiyle karşılaştım. Çünkü resmen B21 görüntü itibarıyla tasarım itibarıyla B2'ye çok benzeyen bir bombardıman uçağı görünümündeydi. Hatta son haberlere göre ilkinin imalatı önemli ölçüde tamamlanmış. ikinci prototipi yani test uçağının üretimi sürüyor. Muhtemelde e, Northrop Grumman yetkililerinin verdiği bilgiye göre de ilk uçuş 2022'de gerçekleşecek. Bunu 2026, 2027 gibi ilk teslimatın izlemesi bekleniyor. Bugünkü videomuzda önce dünyanın en pahalı bombardıman uçağı B2 biraz inceleyeceğiz. Arkasından da onun yerini alacak B21 projesine neden gerek duyuldu? Bunlara bakacağız. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin stratejik anlamda en önemli gücü tabii ki stratejik bombardıman uçakları. İkinci Dünya Savaşı'nda ilk olarak işte o B-24'ler, B-17'lerle başlayan, B-29'larla başlayan bu süreç daha sonra geliştirilen jet motorlu bombardıman uçaklarıyla farklı bir yere doğru taşındı. B-47'den sonra B-52 Amerikan Hava Kuvvetleri'nin uzun yıllar ana stratejik bombardıman uçağı olduğu Boeing tarafından tasarlanan bu 8 motorlu devasa bombardıman uçağı hala hizmette ve de envanterdeki 100 yaşında görecek gibi. Çünkü yapılan modernizasyonlar, modifikasyonlar, değişimlerle birlikte B-52'ler 2050 yılına kadar görev yapacaklar. Tabii ki sadece B-52'lerden oluşmuyor Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bombardıman filosu. Bir de B-1B'ler var. B-1B'ler dönemin Rockwell Collins tarafından imal edilmiş, tasarlanmış, ses hızının üzerine çıkabilen, oynar kanat sistemine sahip, çok alçaktan veya çok yüksek irtifadan hızla gidip gövde içinde kanat altında taşıdığı bombaları atabilen süpersonik bir bombardıman uçağı. Gerçekten Amerika 1970'lerde başladığı bu tasarım sürecinde uzun yıllardır bu uçakları kullanıyor ama B1B'ler B52'lere göre çok daha hızlı, yorgun ve yavaş yavaş da böyle operasyonu zor ve maliyetli bir uçak haline gelmiş durumda. 1980'lerde ise bu ortaya çıkan stealth özelliği yani radara az gönüllükle birlikte Amerikan hava kuvvetlerinin en pahalı projesi ise stratejik bombardıman uçağı alanında B2 projesi oldu. B2 büyük bir gizlilikte Northrop Grumman şirketi tarafından tasarlandı ve uçağa baktığınız zaman bir dikey stabilize göremiyorsunuz. Uçan kanat konseptine göre tasarlanarak imal edildi. Aslında uçan kanat konsepti çok da yeni bir tasarım değil. 1940'lı yıllarda ağaçtan imal edilen o dönemin test bombardıman uçakları havacılıkta yeni bir sayfa açmıştı. Hatta havacılık dünyasını bu uçan kanat tasarımı çok ilgisini çekmiş. Türkiye'de bunun yansıması olmuştu. Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası THK-13 olarak adlandırılan uçan kanat planörünü tasarlamıştı. Bu planör hatta dönemin Paris Havacılık Fuarına götürülmüş ve yurt dışında ilgiyle takip edilmişti. Ama ne yazık ki bu planör e, testten öteye gidemedi. Hatta bazen kırımlar yaşandı. Ne yazık ki yok olup gitti bu uçak projesi. O yıllardan bu yana insanoğlu uçan kanatlarla ilgileniyor ama uçan kanadın bir dezavantajı var. Havada kumandası çok zor. E tabi 1940'lı yıllarda otopilot sistemi falan daha bu kadar gelişmiş değil. Günümüzde işte B-2 gibi bu uçan kanat konseptleri otopilot sistemleriyle çok daha ...rahat uçabilir hale geldi. Şimdi tabii en pahalı, en pahalı, en pahalı deyip duruyoruz. B-2'nin ilk tasarlandığı dönemdeki birim maliyeti 1.5 milyar dolardı. Bu 1998 fiyatı. 2021'e bu 1.5 milyar doları güncellediğimiz zaman... ...ortaya 2.3 milyar dolar birim maliyete sahip bir uçak çıkıyor. Tabii ki bu kadar pahalı olması çok az sayıda B2'nin üretilmesine neden oldu. Toplam 21 uçak üretilip Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verildi. Amerikan Hava Kuvvetleri 1989'daki ilk uçuştan sonra 93 yılı itibariyle uçakları teslim almaya başladı. İşte Kosova Operasyonu NATO'nun ilk B2'lerin operasyonuydu. Hatta yapılan bombardımanın neredeyse 3'te 1'lik kısmı B2'ler tarafından yapılmıştı. Bu uçak Amerika'daki Missouri'deki üstünden kalkıyor. Atlantik'i aşıyor, Kosova üzerinde bombalarını bırakıyor ve daha sonra tekrar yakıt ikmal yaparak geri dönüyordu. Yani hiçbir Avrupa'da bir yere bile B-2'ler inmiyorlardı. Bu açıdan çok farklı uçaklardı ama bu uçağın operasyonel maliyetinin pahalı olması, birim maliyetinin, üretim maliyetinin çok pahalı olması Amerikalıları daha ucuz alternatiflere doğru yönlenmesine neden olmuştu. Uçuş emniyeti açısından da enteresan bir olay. Sadece tek uçak kaybedildi B-2'de. O da kalkışta bir otopilot ve sistem arızası yaşandı. Uçağın sensörleri, e, uçağın durduğu hangarın iyi iklimlendirilmemesi yani beklenenden fazla nemli ve sıcak olması nedeniyle yanlış değerlendirme yapmış. Uçağa kalkar kalkmaz burnu dikmişti. Pilotlar atlamak zorunda kaldılar ve tek B-2 kazası da o kazayla birlikte işte görüyorsunuz uçağın fiyatı 2.3 milyar dolar o pistin üzerine vurarak yanmış durumdaydı. Şimdi Amerikan Hava Kuvvetleri 2017'de B-21 Raider projesine başladı. Amaç birim maliyeti 2.3 milyar dolar değil 500 milyon dolara inecek yeni bir stealth, radara yakalanmayan bombardıman uçağının geliştirilmesiydi. Yine Northrop Grumman ile anlaşıldı. Northrop Grumman şirketi B-2'den elde ettiği tecrübeyi bu yeni tasarıma aktaracaktı. Çok özel teknolojilerin bu uçakta kullanıldığını tahmin etmemizde hiçbir tabii bir soru işareti yok ama nelerdir? Bunlar çok büyük gizlilikle e, saklanıyor. Uçağın bir resmi bile paylaşılmıyor. Sadece işte böyle tasarımlar, e, çeşitli sanatçıların çizdiği resimler, dijital resimler e, internet ortamında dolaşıyor. Daha uçağın bir resmi görülmüş değil. Fakat çalışmalar Kaliforniya'da çölün ortasında çok gizli bir üs olan Palm Day'de gerçekleştiriliyor. Ben bu üsü 2000 yılında e, ziyaret etmiştim. Ziyaretimizin amacı da X-32 olarak adlandırılan Boeing'in o F-35'e karşı yaptığı, rekabet ettiği tabiri caizse uçan süpürge olarak adlandırılan uçağı görmekti. İçeri fotoğraf makinesi sokmak, cep telefonu sokmak her şey yasaktı. E, o uçağı gerçekten orada canlı canlı görmüş olduk ama o kadar gizliydi ki aynı bir e, tabiri caizse UFO üssü gibi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin çok gizli projelerinin yapıldığı bir yerdi. E, orada tabii o görme şansını sahip olduk. Bir saat kadar kaldık orada. Bizi uçakla götürmüşlerdi. Tekrar uçağa bindirip e, diğer noktaya doğru seyahatimiz, uçuşumuz devam etti. B-21'de 21 e, yine B-2 gibi 4 adet jet motor kullanılacak. Bu motorlar F35'te bulunan Pratt Whitney'in tasarladığı F135 serisi motorlar olacak. Stelt özelliği destekler yani ısı salınımı çok az bu motorlarda dışarı yansıyan. E, benzer özelliklere sahip olması B2 ile planlanıyor. Ses süretinin üzerine çıkması, yaklaşık 10.000 km menzile sahip olması B21 için planlanan özellikler arasında. Uçağın 2 kişilik uçuş ekibi olacak. İki pilottan oluşuyor bu e, uçuş ekibi. Birisi görevden sorumlu komutayı devralıyor. Diğeri de uçuş sırasına yardımcı oluyor. Çünkü 10.000 kilometre dediğiniz zaman o uçağın e, ses altı süratte bunu mesafeye gidip gelmesi demek 10 küsür saat en az havada kalması demek. Bu süreç içerisinde tek pilotun e, görev saati buna yetmiyor. Birbirine yardımcı olmak için iki pilotun olması planlanıyor. Amerika bu uçağı sadece bombardıman amaçlı nükleer füzelerin silahların taşınması değil bunun yanı sıra bölgede elektronik dinleme yapmak, bölgedeki operasyonu kontrol ve komuta etmek amaçlı da kullanmayı hedefliyor. Örneğin B-21 bölgede uçarken belki bütün İHA'ları koordine edecek veya elektronik karıştırma yaparak sistemleri yanıltacak, farklı görüntüler verecek falan gibi bunun gibi böyle ek özelliklerinin de olması bekleniyor. Uçak 2022'de ilk uçuşunu yapacak. Belki bir fotoğraf video paylaşırlar. Daha da fazla bilgi geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağız. B-21 gerçekten çok gizli bir uçak. Neler olacak? Özellikleri nelerdir? Bizler de tam bilemiyoruz. Sadece sizlerle ufak bilgi kırıntılarını paylaşmaya çalışıyoruz. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın. Daha detaylı sorularınız ve işbirlikleri için info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz zaman lütfen bildirimleri açın. Hafta içi her gün saat 19'da videolarımız devam ediyor. Ayrıca detaylı havacılık ve savunma konusundaki konularımız, haberlerimiz ise tolgozbek.com sitemizde sizleri oraya da bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.